beni deli gibi seviyor. Bu zamanda daha ilk günden anlamışım valla. Bak nasıl da gülüyor. Anlatan da bir şey söyleyeyim senin bana. Gözünü bende açsa her sabah, önüme çayımı koysa, sarılıp uyusa mutlu mutlu. Kollarımda gece gelince tadına varsak, bu mutlu yaşamın amacı panda. Benim için bu kalbe girdi ilk tek bir anda. Beni deli gibi seviyor. Bu zamanda daha ilk günden anlamışım valla. Bak nasıl da gülüyor. Allah'ım. Günaydın. Allah'ım bu ne yakışıklı. Allah'ım ya. Ne oluyor sabah aşkım, sabah. Aşkım ne yapıyor öyle? Gördüğün gibi eğlenceli bir giriş. Sonra seni gördüm daha da iyi oldum. Ben de öyle. Sen ne yapıyorsun? Ne deri, yapayım? Deri giydin değil mi? Ne? Evet. Deri. Bak. Bu nasıl bir uyumdur? Her maşallah, zaman be. Maşallah. Bu nedir böyle? Tamam yeter. Nasılsın, kucağım iyi misin? Ya o ne? Ya Allah'ım o kim? Tahmin edin kim? Can. Can mı? Ya bir saniye, şu an canınıza başlarım. Evet. Yürü aşkım, yardır. Buse'den racon. Buse bu ara çok racon ya. Her şey yolunda. Herkese gider. Değil ama olacak inşallah. Ne oldu yine? Konuşmamız lazım biraz. Hayırdır? Öyle işte, yine ben kurdum. Bak feryalandırma beni. İşte ben yine bir kafamda kurdum bir şeyler. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Görüşürüz aşkım, tamam kötü bir şey değil. Belki kötüdür ama. Sen bunu diyorsan %100 kötüdür. Veririz. Ben seni tanıdığım kadar söylüyorum. Genelde böyle şeyleri çok dile getirmiyorsun ama burada söylediysen büyük ihtimal sıkıntı. Allah Allah, o ne demek şimdi? Yani genelde böyle büyük bir şey olmadığı zaman aramızda hallediyoruz da burada söylüyorsan bir şey vardır diye tahmin ediyorum. Sen bir şeye dikkat etmiyorsun. Bak boynumda ne var? Ne yazıyor burada? M harfi, harfi var. Sen gerçi boynuna, ben kalbime başladım. İşte. Aşko, yalnız ben de kalbime şey yaptım ama her yerde M taşıyorum gördüğüm. Benden o dövmeyi sonra söyle. En yakın zamanda yaptırıyorsun ona göre. Buraya mı? Artık oraya mı olur, alnının ortasına mı olur? Yaptıracağım buraya işte, dudak üstüne ne senin mi? Harfin. Tamam aşkım, ne zaman öpeceğim? Ne zaman öpmek sonuçta istiyorsun? Sonuçta dudağımı yaptırabilmek için öpmem gerekiyor. Hallederiz onu ya. Seviyorum seni, öptüm. Ben de seni çok seviyorum. Bulunmuş ol... Ne haber? İyiyim, sen? İyi, ben de boğazlarım biraz kötü ya. Sabahtan ben de çok kötüyüm Murat. Üşüttüm galiba. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Aslında dün serviste de biraz söylemiştim. Evet. Şöyle, bulunmuş olduğumuz durumdan kaynaklı bence sen çok sıkılın, ben de çok sıkılın. Bu durumdan bence ikimiz de rahatsızız. Duygusal anlamda eskisi kadar yoğun değilim artık sana karşı. Sen buraya geldiğin zaman ya da ben oraya geldiğimde eskisi gibi heyecanlanmıyorum sana karşı. Aa. Evet, sana gerçekten ben heyecanını aşıktım. Heyecanını kaybettim. Oğuz lütfen. Özür dilerim. Evet, sana aşıktım ama benim aşık olduğum Yeliz bu değildi. Yani iki haftadır yaklaşık buradayız. Her geçen gün yapmış olduğum hareketlerden kaynaklı. Bir adım kendimi geri çektim sana karşı. Duygularım hala bitmiş değil ama eskisi gibi hiç değil. Umarım senin için de yeni bir aday gelir. Belki heyecanını yakalarsın. Zaten bunu da bekliyorsundur belki. Yani ben de bu durumdan çok rahatsız olduğum için sana karşı kendimi çok çektim. Umarım yeni bir aday gelir ikimiz için de. Hayırlısı olur hakkımıza. Hala söylüyorum, duygularım bitmiş değil ama eskisi gibi hiç değil. Yani bu aşık olayından artık ben rahatsız oluyorum. Hani bu söylenmezse daha mutlu olurum. Bence sen de daha mutlu olursun. Sen arkadaş olarak sana çok değer veriyorum. Ama dediğim gibi yani artık böyle kadınlar evine geldiğimde senin için o eski heyecanım kalmadı bulunmuş olduğumuz durumdan kaynaklı. Bunu toparlamak artık senin elinde mi olur, benim elimde mi olur, bunu hiç demiyorum. Böyle toplara da girmek istemiyorum. Hakkımız hayırlısı olsun Yeliz. Yani çünkü benim aşık olduğum Yeliz bu değil. Böyle olsun istemezdim. Çok büyük bir beklenti içerisindeydim. Olmadı, hayırlısı buymuş. Seni suçlamıyorum bundan. Yeliz, bir kelime edene kadar konuşmaya devam edeceksin. Bak, ona göre.
Hayırlısı olsun. Yani söylemek istediğim şey... Ya yanındayken ben çok heyecanlanıyordum, böyle çok keyif alıyordum. O eski heyecanım kalmadı içimde. Senin üstüne de yıkmak istemiyorum. Öyle bir şey zaten yok. Yine duyguluyum sana karşı ama o eski yoğunluğum asla yok. Yani bu konuşmayı yapıyorsan bunun sebebi sensin. Ben değilim yani. Eyvallah. Allah razı. Neye ihtiyacın olursa biliyorsun zaten. Ben bitiremiyor konuşmayı. Müzik bitmediği için. Yani duygularım senin kadar yoğun olmadığı için ondan özür dilemem muhtemelen gerekiyor sanırım. Ben de işte artık eski yoğunluğum yok yani. Beni dinleyecek misin yoksa tek başına mı konuşmak istiyorsun? Dinliyorum. Duygularım senin kadar yoğun değil ve bu yüzden bir yola girmek istemediğim. Sadece evde yani tanıma yolu ismini koyup koymamanın bir farkı olduğunu düşünmüyorum zaten. Yan yanaydık yine. Evdeki herkes zaten bizi bir olarak algılıyordu. İlla böyle bir diretmenin içerisinde bulunan sendin. Bundan yine kendi kendine vazgeçen de sensin. Kendi kendine böyle bir şeyi diretmesine başladın. Kendi kendine vazgeçtin. Evet her şeyin sorumlusu, suçlusu sensin diyorsun. Evet benim. Hayır sensin demiyorum. Yok benim. Ben olmaktan da gocunmuyorum. Bir sorunun olmayacağımı, yani bunu inkar edecek de değilim. Duygularım senin kadar yoğun değildi. Senin bana olduğun gibi ben sana o kadar yoğun değildim. Bu beni suçlu yapıyorsa evet suçluyum. Ya da benim dengesiz tavırlarım, hal ve hareketlerim. Yani bilmiyorum, belki de ilişki yaşamak için zor bir insanım. Uyumlu bir insan değilim. Ya sen bu dengesizliğin de korkuttu beni. Sana hak veriyorum. Hani sen benden bu nasıl korkuyorsan... başka bir şeyim yok. Neyse çok güzel. Günaydın. Aa günaydın Gizemci, nasılsın? İyi sen? Sen nasılsın? Rahat bırakır mısınız? Aynen. Biraz değişik olsun. Yeni bir tarz uyguladım. Umarım güzel beğenmişsindir. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Sen de güzel olmuşsun. Allah Allah. Yani, günaydın. Yani. Bu güzel değil ki. Dur diyorum, gözlerim bozuldu ama sana da günaydın. Aha. Beyza günaydın. Kafam gitti o an. Murat'la Yeliz için üzülüyordum o an. Aa, ben de üzüldüm. O yüzden şarkı söyledim burada Oğuz'la beraber. Ondan sonra bizi duydular. Nazar değdirdi. Nazar ben bunları, değdirdi ben galiba. Ben bunları yerim dedi, ayrıldılar. Ben hiçbir şey demedim, yalan söyleme tamam mı? Bu akşam katili sensin dedi. Gitti ortalıktan kayboldu. Çocuklar böyle oldu Yeliz'den. Ben dua açıyorum. Ferhat gerçekten bunu senin yapmış olabileceğin kavramı beni gerçekten korkuttu. İnşallah böyle bir şey yapmamışsın. Aşk olsun. Asla. Yani asla. Asla olmasın, tercih ederim. Tabii ki de. Bu arada yine güzel olmuşsun. Dünkü ebesen gibi. Bu da ben değilim. Ben anlamadım. Oo, şu an. Ben anlamadım şu an. Sen kiminle konuşuyorsun şu an? Seninle konuşmuyorum. Aynen. Beyza'la konuşuyorum. Aferin. Beyza'la konuşuyorum. Üçüne mi geçiyor? Üçüne geçiyor. Beyza, Beyza stop. Korkunç stop. Bir şey oldu bu. Aynen. Beyza, sarışın Beyza. Aynen. Süper. Dünden sonra nasılsın Ferhat? Dünden sonra daha iyiyim açıkçası. İyi uyudum. Aynı dün biraz de. Beni tabii şoka uğrattı seninle Gizem beraber. Ama konuşmamızdan senin biraz tabii düzeldi ortalık. Yanlış anlaşılmaları sildik. Evet. Aynen umarım. Ben de konuşmak istiyorum seninle. Yani tamam. Siz konuşmuşsunuz ben de seninle konuşmak istiyorum. Çünkü sana birkaç tane sorum daha var. Ama ona da doğruyu söylersin inşallah yani. Yalan ne zaman söyledim ki? Ya ben sana söyleyeceğim gelince yalan ne zaman söylediğini. Yani tamam. Günahını almayayım ama tahminim yalan gibi gözüküyordu. Yalanın varsa hani benim suçumsa eğer özür dilerim senden, sıkıntı yok. Aha. Hepsini geri alacağım laflarını ama galiba yalan gibi gözüküyordu. Tamam gel yanıma konuşalım. Tamam geleceğim konuşalım. Ben yalan konuşmayı sevmiyorum. Tamam ben de sevmiyorum. Onun için gelecektim zaten bir gün kesin yanına. Tamam. Oh. Grubun son üyesi bütün ben. Bütün bekarlar. İlayda. Hello. Nasılsın? İyiyim sen? Teşekkür ederim. Nasıl uyudun? İyi geçti mi günün? Güzeldi, teşekkürler. Senin nasıl? Dünü iyi atlattın mı? Efendim? Dünü iyi atlattın mı? Evet evet atlattım, teşekkür ederim. Süper. Zaten iyi gözüküyorsun. Düne rağmen böyle enerji dolu yüzün. Aa sana da günaydın Selin'ciğim. Hepinize günaydın. Çocuk tuşlara umarım basmaya gerek kalmadan bütün klavyeyi verdiler Ferhat'a. İyisiniz inşallah. Ondan sonra her şey yolunda, aileniz iyidir.
Hepimiz çok iyiyiz. Ayrıca sen zaten dün gelmiştin galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Nasıldı senin için bugün? İki gün oldu. İki gün mü oldu? Kafam karıştı. Bu üçüncü günü mü? Aynı gün geldiniz. Üçüncü mü oldu? Yani. Kafam karıştı ya. Günleri ben karıştım hep burada. Aynı gün mü gelmiştiniz? Aynı gün geldik, evet. Yaşlandım, kusura bakma, benim günahım. Olsun, sorun yok. Sen ama Türkiye'ye katılıyorsun değil mi? Evet. Neresinden? İstanbul. İstanbul mu? Evet. Bir anı beni Almanya'ya sanırım. Aslen Elazığlıyım ama olsun. Yo, sıkıntı yok. İstanbul da aynısı. Orası da güzel bir şey. Evet, evet. Aynen. Günaydın hanım. Günaydın sultan. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? İyi ya, sen dün beni aramışsın. Dün akşam mı? Evet. Dün akşam aradım. O kadar uykuluydum ki. Açtın ama telefonu, hatırlıyorsun değil mi? Ne konuştuk? Hatırlamıyor musun? Hayır, hatırlıyorum gibi de yani biz ne konuştuk? Bu dedi bana. Konuştuk, neden? Zaten sesin çok hasta zannettim, hastası zannettim evet, ama... Evet, çünkü uykudan uyandım. Çok uykulu olduğun için herhalde öyle konuştum. Günaydın yavrum. Günaydın. Ne haber? İyi, senden? Ben iyi değilim ya. Neden? Sabah bagajı... Bavulumu koyuyordum, kafamı vurdum. Kendime gelemedim hala. Nile, küçük yenge bir öper seni geçer orası. Vallahi billahi hiç kendimde değilim ya. Böyle bir beyin fonksiyonlarımı kaybettim hala galiba. Hala mı acıyor? Vallahi acıyor. Buz tuttun mu? Yok aşkım, ne ara tutayım ki ya. Geldim zaten anında, indim geldim, hazırlandım çıktım. Ama hala başım ağrıyor. Bilmiyorum artık kim düzeltir. Ağrı kesici vardı sende. Duruyor mu? Duruyor da nerede hiç bilmiyorum. Benim ağrı kesicim... Öpüyorum seni, bekliyorum. Oğuzhan, eve tamam. Bekliyorum seni, ev boş. Geleceğim ev hemen boş. Sana. Ev boş, gel. Ev boş.